12 Eylül 1980 darbesinden 3 yıl sonra yapılan seçimler Türkiye'nin yeniden sivilleşme yoluna girdiğinin işareti olarak görülmüştü. Ancak rejimin tüm sivilleşme iddialarına rağmen askeri yönetimin baskısı her alanda hissediliyordu. 1984'te hala en küçük aykırı ses bile hemen bastırılıyordu. Böyle bir ortamda 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığına ve Meclis Başkanlığına gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve sanatçılardan oluşan 1260 aydının imzaladığı bir dilekçe sunuldu. Dilekçe uzun tartışmalar sonucu oluşturulmuştu. Metinde örgütlenme ve adil yargılanma hakkı, basın ve düşünce özgürlüğü talep ediliyor, hak ihlallerine, işkenceye ve ölüm cezalarına son verilmesi isteniyordu. Kamuoyunda Aydınlar Dilekçesi olarak bilinen dilekçeye en sert tepkiyi 12 Eylül darbesinin lideri ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren gösterdi. İmzacıları vatana ihanetle suçlayan Evren'e göre Padişah Vahdettin de Aydın'da ama memleketi düşmanlara teslim etmişti. İmzacı aydınlarsa dilekçe vermenin suç olmadığını ve anayasal haklarını kullandıklarını söylüyordu. Ancak askeri savcılık imzalanan metnin dilekçe değil siyasal içerikli bildiri olduğu kanısındaydı. Sıkı yönetim yasası gereği siyasi bildiri yayınlamak hapis cezası gerektiren bir suç olduğu için dilekçeye imza atan 1260 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yüzer kişilik gruplar halinde ifade vermeye çağrılan aydınların tamamına yakını dilekçe metnini benimsediklerini ve aydın sorumluluğu gereği imza attıklarını söyledi. Ancak küçük bir azınlık verdikleri ifade sonrası imzasını geri çekti. Örneğin sinema oyuncusu Fikret Hakan, dilekçeyi kahvede pişpirik oynarken okumadan imzaladım demiş, 12 Eylül'ü desteklediğini söylemişti. Oyuncu Öztürk Serengil ise 3 evlilik yaptığını ve bütün birikimini eski eşlerine harcadığı için hala kirada oturduğunu anlatmış, dilekçeyi sinema oyuncuları için yapılacak sosyal konutlarla ilgili olduğunu zannederek imzaladığını iddia etmişti. İbrahim Tatlıses de benzer bir savunma yaptı ve imzaladığım metnin toplu konut kooperatifi dilekçesi olduğunu sanıyordum diyerek imzasını geri çekti. 3 ay süren ifadelerin ardından imzacıların 56'sı hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başbakan Turgut Özal, tüm imzacılara değil sadece 56 kişiye dava açılmasının demokrasiye geçişte somut bir adım olduğunu söylüyordu. Dilekçenin hazırlanıp imzaya açılmasına önderlik eden aydınlardan Aziz Nesin'in bir numaralı sanık olduğu davaya 15 Ağustos 1984'te başlandı. Sanıkların tamamı dilekçe metninin ve attıkları imzanın arkasında durdu. 19 ay süren yargılama boyunca dünya kamuoyunun da yakından izlediği 29 duruşma yapıldı. 7 Şubat 1986'da son sözleri sorulan 56 aydın, verilecek kararın Türkiye'nin insan hakları yönünden bulunduğu noktaya açıklık getireceğini söylediler. Dava aynı gün tüm sanıkların beraatiyle sonuçlandı.